Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası milli takım seçmesi biraz önce en son 53 kilo maçlarıyla, yani 53 kilo erkekler müsabakasıyla sona erdi. Onur Erzen 53 kiloda farklı bir sonuçla rakibini yenerek milli takıma seçilme başarısını gösterdi. Evet Onur, seni tanıyalım. Adım Onur Erzen. Kastamonu Araç İdir'den katıldım müsabakaya. Araç İdir dediğiniz yer neresi? Araç ilçe, İdir'de Araç'ın köyü, kasabası. Köyden geldiniz, yani sen bir köyden Türkiye şampiyonu olarak milli takım seçmesini kazandın ve Avrupa'ya gideceksin, Romanya'ya. Bulgaristan'a, şey, Romanya değil mi? Romanya. Romanya'ya gideceksin. Evet, hocamın bunda büyük bir katkısı var. Hocama çok teşekkür ediyorum. Ailem de benim gitmemi istedi. O yüzden aileme de teşekkür ediyorum. Ailen her zaman yanında yer aldı mı? Yani seni destekledi mi spor yapman için? Evet, ailem her zaman yanımda oldu. Bazen maçlara giderken ailemizin maddi durumu yetmese bile babam kendinden bir şeyler vererek gitmemi sağladı. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bütçesini sonuna kadar kullanarak sana destek oldu spor yapman için. Peki senden başka ailende spor yapan erkek kardeşin, kız kardeşin var mı? Şu an yok ama küçük erkek kardeşim var. İleride onu da başlatmak İnşallah. Istiyorum. Peki maçlar hakkında ne düşünüyorsun? Sen kaç maç yaptın bugün? Bugün 2 maç yaptım. Bazı arkadaşlarım... 3 maç. Finali 2 defa oynadın bir defa. Evet. Bir de yarı final oynadın herhalde. Evet. Öyle mi? Evet. 3 maç yaptın yani. Bazı arkadaşlarım 7 maç falan yaptı. Bunun sebebi ben Türkiye şampiyonasında ikinci olmuştum. Türkiye ikinci olmuştun daha önce de. Evet. Herkese teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. Başarın için seni kutluyoruz. Evet Ercan hocam, seni tanıyalım. Ercan. Bir köyden geldin, bir köyü tanıttın. Önce Pumse'de tanıttın, şampiyonlar çıkardın. Sonra dövüş müsabakasında, tekvandonun dövüş bölümünde şampiyonlar çıkardın. Türkiye ikincisi çıkardın. Evet. Ercan Çelik, Kastamonu bölgesinde antrenörlük yapıyoruz. Oranın bir ilçesinin bir köyünde başladık yaklaşık 5 yıl önce. 5 yıldır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık her gün antrenman yaparak bu seviyeye geldik. Yaklaşık 25 tane sporcumuz var Onur'dan başka. Onlarla da yine çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bir tane çocuğumuz Kayseri'de Türkiye ikincisi olmuştu. 29 kilogram bayanlarda. Ancak onda seçme olmadığı için o buraya katılamadı. Tabii nasip kısmet, Onur Erzan'la buraya katıldık. Çok güzel maçlar çıkardı burada. Finali de teknik nakavtla alarak bunu hak ettiğini herkese göstermiş oldu. Onur'u da tebrik ediyorum. Peki ben bir şey sorayım. Şimdi siz bir köyden müsabaka yapıyorsunuz. Köyden gelip Türkiye'de şampiyon oluyorsunuz. Pumse'de de dereceleriniz var. Evet. Türkiye ikinciliği yanılmıyorsam ve Türkiye üçüncülüğü takım olarak da var Pumse'de. Evet. Erkeklerde de var. Bu nasıl bir duygu? Yani koskoca şehirler, iller, büyük şehirler hiçbir madalya alamazken siz bir köyden iki tane gümüş madalya, Pumse'lerde dereceler, şimdi milli takıma sporcular mı? Bu nasıl bir duygu? Gerçekten şu anda yaşadıklarımı dile getirmek çok zor. Şu anda hakikaten farklı duygular içerisindeyim. Hatta röportajdan önce de söyledim, çok heyecanlıyım, konuşamayabilirim diye. 5 yıldır çalışıyoruz, her gün çalışıyoruz. Böyle nasıl diyeyim, müsabakalara yakın zamanlarda sabahın 6'sında antrenman yaptığımız oluyor. Bazen 2 defa antrenman yaptığımız oluyor günde. Ve her antrenman yaklaşık 2 saat, bazen 3 saat süren antrenmanlarımız oluyor. Özveriyle çalışıyoruz. Bu çocukları orada ücretsiz çalıştırıyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Orası bir köy. 1000-1500 nüfuslu bir köy. Orada bir inşaatın altını biz önünü kapattık. Orayı altına şapattık. İşte tuvalet yoktu. Tuvalet yaptırdık. Bu şekilde bir antrenman salonu meydana getirip orada antrenmanlarımızı oradan yapıyoruz. Bu dereceleri yükseliyor. Evet, oradan bu dereceleri. Peki size o zaman Tekvando Federasyonu ve diğer zengin kuruluşlar veya kişiler yardım yapsa herhalde siz çok daha büyük dereceler edeceksiniz bu gidişle. Ben inanıyorum ki olimpiyatlarda, özellikle 2020 olimpiyatlarında orada tatamiye çıkacak çocukların olduğuna inanıyorum. Gerekli destek verildiğinde de, yani normalde işte Genç Spor İl Müdürlüğümüz, Kastamonu bölgesindeki diğer kurum ve kuruluşlar bir kısım destekler alıyoruz ama tabii bunlar biz Türkiye'den 6-7 tane şampiyonaya katılıyoruz ve biz harcılık konusunda epey bir sıkıntı çekiyoruz. Maddi açıdan zaten büyük problemlerimiz var. Destek olan kimse var mı, az veya çok? Var. Oranın Araç Kaymakamlığı bize sıkıntılı olduğumuz zamanlar destek çıkıyor. İl Milli, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yani ama onların tabii yasal olarak bize yardım yapma gibi bir şansları yok. Mecburiyetleri de yok. Aynen öyle, mecburiyetleri de yok. Onların iki kısmı oluyor. Bu da tabii yetersiz. Biz 25-30 kişi orada tekvando yapıp 10 kişiyle Türkiye Şampiyonası'na gidince hala büyük bir meblağ. Bu derecelerin çıkması için de gitmek gerekiyor. Maddi anlamda gerçekten çok büyük sıkıntılarımız var. Bu konuda eğer bizi buradan duyan hayırsever vatandaşlarımız varsa, bize sponsor olacak, çocuklarımıza yardımcı olacak. İyisine de kötüsüne de, yani sadece iyisine değil, kötüsüne de yardımcı olacak. Çocukları sokaktan kurtararak bir defa iyilik yapıyorsunuz. Yani daha kötüsü yok bunun. Aynen. Çocukları sokaktan kurtarıyorsunuz. Kötü alışkanlıklardan kurtarıyorsunuz. Biz desteğe açığız. Sponsor firmaları açığız. Destek bekliyorsunuz. Bu konuda destek bekliyoruz. Tekvando Federasyonu'na söyleyeceğiniz bir şey var mı? Federasyon başkanımızdan. Sayın Metin Şahin'den. Teknik kurullarımızdan. Bizlerin yaptığı bu çalışmaları, yani diğer illerde yapılan çalışmalarla aynı tutmamalarını istiyorum. Yani bir köyden hakikaten çıkmak çok zor. Bu çocuklara yeri geldiğinde hazırlık kampları, yeri geldiğinde başka şanslar verilmesini ben buradan talep ediyorum. Yani bizim oradan buraya gelip gerçekten şuradan birinci çıkmamız gerçekten çok zor. Evet. Yani köy gibi bir yerde ulaşımın çok fazla iyi olmadığı ve Türkiye şampiyonalarına gerçekten çok büyük zorluklarla katılıyoruz. Ve verdiğimiz mücadele gerçekten ben takdire şayan diye düşünüyorum. Çocuklarımızın verdiği mücadele gerçekten çok hoş. Bütün çok büyük bir başarı gerçekten. Çok büyük bir bütün varlığını ortaya koydu. Bugün Onur evet. Burada bunun çok büyük bir örneğini gösterdi. Zaten maçlarını çektik, yayınlayacağız Allah nasip ederse. Ben tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Onur, şimdi sen Avrupa Şampiyonası'na katılacaksın Yıldızlar'a. Orası için ne düşünüyorsun? Beklentin ne? İnşallah orada da derece yaparak hem Türk bayrağını... Derece yapmak mı, birinci olmak mı hedefin? Hangisi? Allah neyi nasip ederse... Allah nasip ederse elimden, birinciliği istiyorsun yani. Elimden geleni yapacağım. Nasipse birinci olurum. İnşallah. Nasibimiz de yoksa olamayız. Buna da tabii. Şükür. Tabii. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki, ben sana teşekkür ediyorum. Hocanı da kutluyorum. Ercan Hocam, son sözünü alalım, kapatalım. Tekrardan bizlere yardım eden, bizlerin yanında bulunan, bugüne kadar destek veren Kastamonu'daki tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Yine bu seçmeyi burada yapılmasına vesile olan federasyonumuzdan, ya yapmayabilirlerdi bu kilolarda. Bu kilolarda seçme yaptıkları için de tekrardan bir şans verdikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz de Koyuncu Spor olarak size teşekkür ediyoruz. Ayrıca Koyuncu Spor'a da buradan gerçekten çok büyük bir özveriyle bizim burada maçlarımızı çekiyor, yayınlıyor, haber gönderiyoruz, onları yayınlıyorlar. Ben tekvando camiasına çok büyük hizmet ettiğini düşünüyorum Koyuncu Spor'un. Koyuncu Spor'a da buradan gerçekten bu büyük özverisinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Spor hayatınızda başarılar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Hayırlı günler.